Ay yüzümden. Üç Adam ve Beyaz Şov olarak iki ayrı platformda fakat aynı alanda program oluşturuyorsunuz. Platform. Bayağı tespit yapmış bayağı. Platform. Birbirinizin başarısını çekemediniz ya da kıskandığınız oldu mu? Kimse cevap vermiyor. Herkes yani, sustu. Sustu herkes. İsterseniz çocuklar gerçekleri konuşalım. İsterseniz halkın duymak istediği şeyleri söylerim. Hangisini tercih edersiniz? Ben bir ara başarılı olacaklar diye bayağı korktum. Gerçekten. Ama sonra olmadığını görünce rahatladım. Yani bir sıkıntı. Bir sıkıntı. Yahu. Söyleyin hadi. Siz de ben de sonra söylerim. Var mı? Abi programı abi, yapmaya yani karar verdiğimizde senle konuştuk ve programı zaten öyle yaptık ya. Sonra yapıp kıskanmak çok ayıp ama. Evet. Bezna abi ne biçim yapıyor ya diye birden hani oraya geçemeyiz yani. Üstadsın abi. Yol gösterici. Yani evet abi, biz öyle bir denklik durumu yok ya. Sen üstadsın, usta mısın? Sen kıskanabilirsin ancak diyorsun. Yani sen kıskanma hakkı, her şey hakkı sende abi. Ne istiyorsan yapabilirsin. Valla bu soruyu soran arkadaşın da iyi niyetine inanıyorum. Merak sadece ama yani hayatta insanlar birbirini kıskanmadan da çok güzel şeyler yapabiliyor. Aynı işte yapabiliyorlar. Yani onun için de ben onlar yaptıkça gurur duyuyorum. Onlar ben oldukça gurur duymalılar çünkü elimden geldiği desteği zaten her zaman veriyorum. Bir de kimse yalnız kalmak istemez değil mi? Ailenizde de yalnız kalmak istemezsiniz. Biz de bir aileyiz. Onlar giderse ben kalırım. Ben gidersem onlar yalnız kalır. Biz beraberken çok mutluyuz. Hatta bugün herkesin yüzünden de görüyorum ki biz beraberken siz de çok mutlusunuz. Niye ayrıldınız? Niye kıskandınız? İbrahim ve Oğuzhan kız olsa Eser hangisininle sevgili olmak isterdi? Soruya bak. Bu ne kadar... Kim sordu? Bu nasıl bir soru? Kim mi sordu? Gururla da el kaldırdı. Siz mi sordunuz? Hayır, burada bir şey söyleyeceğim. Niye Eser kız olmuyor da biz ikimiz oluyoruz yani? Ya yani bence... Eser, fark yarat... Geçelim, geçelim. Bu soruya geçelim. Bu sorudan mizah abi, çıkmaz. Çıkan mizahtan da kimseye hayır gelmez. Yani. Abi ben yine şey diyeyim. Ben zoru severim. İbo olsa. Güzel herkes beğenir. Önemli olan İbo'yu beğenir. İç güzelliği. Onun içindeki güzelliği görmek isterim. Peki. Bengü'nün soyadı nedir? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse var. Biz de sormadık bugüne kadar. Erden. Erden? Evet. Benim senin adını Ben, soyadını Gü diye. Hep böyle şey. Mantıklı aslında. Evet. Ben Gü. Sayın Ben Gü. Evet. Bengü Erden. Evet. Allah, evet. Erden. Peki. Biz de ilk defa duyduk. O soyad da ilk defa duyduk. O soyadla da olur mu? Erden sahne sana şey gibi değil mi? Yani? Bengü Erden. Avukat gibi. Avukat gibi. Avukat gibi. Avukat Bengü Erden. Olabilir. Diş doktoru Bengü Erden. Diş doktoru olur. Neler olur yani? Abi nalburda oluyor. Nereye yazıyorsun? Nalbur Bengü Erden. Yok, o böyle daha şey... Bengü neredesin? Çakıyorum bir dakika. Bengü'nün soyadı. İbrahim Eser'i kıskanıyor mu? Ne anlamda? Eser Oğuzhan'ı kıskanıyor mu? Tabii. Oğuzhan İbo'yu kıskanıyor mu? Her gün birimiz kıskanıyor. Bir gün ben Eser'i, öbür gün Eser Oğuz'u. Paylaştırın. Vardiyalı. Valla ben kıskanıyorum. Yani İbrahim'in gerçekten olağanüstü bir yazma yeteneği var. Gerçekten çok yetenekli bir adam yazma konusunda ve mizah, yani tespit, mizah konusunda benden daha yetenekli olduğunu düşünüyorum İbrahim'in. Bence Eser de yazma Oğuzhan... konusunda çok yetenekli arkadaşlar. Evet. Yani... Bir tane yaptım bırak. Evet, çok güzel. Oğuzhan'ın da müzikal, yani müzikte hep yapmaya çalıştım, yapamadığım bir şey. Sesini, yaptığı şarkıları, yazdığı sözleri çok kıskanıyorum ben. Siz Eser'de neyi kıskanıyorsunuz? Sen Eser'de neyi Soru benden çıkmadı. Çıkamadı abi. Ben sorayım. Sen sorarsan çok seviyorum. Sen Eser'de neyi kıskanıyorsun? Evet. Eser'in her şeyini kıskanıyoruz biz ya. Çok seviyoruz biz. Kıskanmıyorum. Evet. Ben Eser'i kıskanmıyorum abi ya. Neden kıskanmıyorum? Çünkü gerçekten şey yani çok farklı özellikleri olan bir adam. Yani acayip sosyal zekası inanılmaz yüksek. Gerçekten tam bir şovmen bir adam yani. İyi bir şovmen, evet. Yani gerçekten iyi bir şovmen. O yüzden de böyle yani şey yapıyorum, gıpta ile bakıyorum. Yani ne böyle güzel. Çok tatlı gözüküyor. Süper. Oğuzhan? Abi aynı durumda. Yani Eser bizim ekibin aslında biraz birleştirici, bütünleştirici unsuru. O yüzden Eser'siz biz zaten... Ben İbo ile ne yapacağım Eser'siz? Ya ben... Yemin ediyorum Oğuzhan'ın yüzüne bakmam Eser olmuş. Bak, bir tane hanımefendi çağırayım mı? Çok güzel. İbo'suz ne, Oğuzhan'sız ne yapacaksın? Herkes her şeyi bak, ekmeğini taştan çıkartan insanlar var.
Çok acayip bir hanımefendiyle rastlaştık hafta içinde. Çok da enteresan bir iş yapıyor kendisi. Adını da şimdi size söyleyeceğim. Hani benim çilem yine başladı. Başladı, yardım edin. Bir süre hoşça kalın çocuklar, birazdan görüşürüz. Bir alalım, Şirin Yücel. Bir alkışlar da gelsin Şirin. Tamam. Şirin Hanım'la devam edeceğiz ama çok kısa hemen tanıtayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şirin Hanım, abi bak ekmeği taştan çıkartmak herhalde böyle bir şey olsa gerek. Esas mesleğiniz nedir Şirin Hanım? Eski gazeteciyim, öğretmenim, sosyologum. Ama nesiniz? Sosyolog. Ha sosyolog, asosyolog. Asosyolog mu? Ben de öyle anladım. Ne acayip bir şey. Dedim yani. Bu asosyolog. Asosyolog çok iyi. Tabelesi yok, kapı yok, gidip oturuyor içeri. Ne iş yapıyorsun? Asosyologum ben. Ama bütün sosyologlar öyle değil mi şu an? Asosyolog mu dediniz gerçekten yani, de? Yani bir öyle mi? Yok, sosyolog. Ama hepimiz de şey yani. Ben de. Başına böyle bir ağ dediği için herhalde hanımefendi. Evet. Aa, sosyologum dedi belki de. Olabilir. Aa, öğretmenim, emek. Aa, bir de sosyologum be. Aa, bak onu unuttuk kız biz. Sana da espri beğendiremiyoruz lan. Her şeye gök gök gök. Uluğucum ya. Bir de çok acayip bir iş yapıyor. Evlenme teklif etmek isteyenlere kendi sitesinden çok acayip sürpriz evlilik teklifleri şeyi hazırlıyor. Fikir mi? Aa. Mesela atıyorum şöyle bir şey yapıyor. Sabah kız çıktı evden gidiyor. Arabanın camında Allah Allah kendisiyle ilgili bir şey buluyor. Bir not. Çiçekçinin yanından geçerken bir şey oluyor. Su içecek suda bir şey var. Orada bir şey var. Olayları hazırlıyor oraya doğru. Sonra o olayları tekrar yaşatıyor bir şekilde yeniden değil mi? Ben tam anlatamadım da. Çok acayip çok şeyler yapıyor. Ben bile şey yapamadım yani. Gerçekten de. Evet. Ben de en zorunu seçmişim ya anlatırken. Gerçekten. Sıkıntı yok. Ama genelde zaten böyle. Biz bütün sürprizlerin... Ben aslında şimdi şu an bana ne yapıyorsunuz diye sorarsanız sürpriz yapıyorum. İşim bu. Bütün en iyi sürprizler de aslında ayrıntılarda gizli. O küçük ayrıntılarda gizli. İşte Beyaz Bey'in de bahsettiği gibi hiç beklemediği anda yapılan minik sürprizler, ayrıntılar. Aslında bizim işimizi yapıyorsunuz. Biz de yani onlar da kendi programlarında, ben de kendi programlarımda her hafta gelen konuklara çalışıyoruz. Bazen seyirciyle çalışıyoruz, seyirciyle beraber ona sürpriz yapıyoruz. Bazen başka bir şey yapıyoruz. Aslında bir nevi bizim işi yapıyorsunuz yani. Ben bazen kendimi yönetmen gibi de hissediyorum. Yani bir parmak şıklatmasıyla beraber birden yandaki kişi keman çalmaya başlıyor. Başka birisi dans etmeye başlıyor. Başka birisi afiş açmaya başlıyor. Ve bütün tam bunların... Tam ben çok sevdiğim çok işler. Ve bütün bunların tek atımlık hakkı var. O Sumat ifadesini yani görmek var ya. İkinci kez tekrarlama seçeneğiniz yok. Yani o gün yani her şeyi düşünmek zorundasınız. Peki aksilik oluyor mu? Aksilik... Hani birden hani parmak şıklıyor, kemancı düşüyor bir de. Tabii ki. Ama asıl zaten işin profesyonelliği de orada. O B planları hep düşünmek zorundasınız. Yani herhangi bir problem... Kemancının parası da düşüyor. Sizin bence o yaptıklarınızı sizin internet sitesinde görüp bir görmeleri lazım. Yani neler zamanı yaptınız? Ben okudum çünkü çok enteresan evet, şeyler yani var. Evet yani tiyatroda onlara kişiye özel tiyatro oyunu yazdırıyoruz. Anlatsanız da mesela bir onu. Çok acayip o. Evet yani şöyle o mesela bir bayanın içinde kalan ukdeydi tiyatro sahnesinde görev almak, yer almak. Sevgilisi de bu hayalini gerçekleştirmek için bize kendi tanışma hikayelerini gönderdiler. O hikayeden yola çıkarak bir tiyatro oyunu yazdırdık. Oh be. Ve yan hikayelerde tabii biraz kurguyu değiştirdik. Direkt bayan anlamasın izlerken diye. Sonra eski Muammer Karaca'yı kapattık. Seyircisinden biletine, gişe görevlisinden afişine kadar her şeyi hazırladık. Ve çift el ele normal bir tiyatro oyunu izlemek için. Çok işte güzel. Etraftaki herkes oyuncu. Herkes oyuncu. Gişe görevlisine kadar hepsi ayarlandı. Biletlerden afişlere kadar. Ben bilet ne kadar tutuyor yani böyle bir şey parasal olarak? Bunu kaça yapıyoruz? Ama yani bize şu an kaça olur? Yani. Ya o hanımefendi kendi cebinden veriyor. Şimdi sormayın. Ya gerçekten öyle. Yani ben her gerçekten öyle diyorum. Ya işin ticari kısmı hiç yok bizde. Daha çok duygularla ilgili. Çünkü insan hayatında bir kez olacak olan bir şey bu. Evet. Tekrar tedavisi olmayan bir şey. O yüzden de hani maddi kısmı daha geride. Neyse sonra salona giriyorlar. Oyun başlıyor. Oyunda işte bayan tabii beraber sevgilisi izlerken ne kadar çok bize benziyor bu hikaye diyor. Ama yan hikayelerle kurguyu değiştirdiğimiz için yok yok biz değiliz diyor. Ta ki işte oyunun sonuna doğru beyefendi bir telefon geliyor. Dışarı çıkıyor. O arada biz tabii beyefendiyi sahnenin arka tarafına alıyoruz. Normal oyuncular da kendi aralarında konuşuyor. Bayağı. İşte tesadüf çocuk kız arkadaşına teklif yapacak. Ne yapacağını bilemiyor. Arkadaş önerilerinde bulunuyor. Şunu yapalım, bunu yapalım. O hiçbirini beğenmiyor. En sonunda ki yeter artık diyor o zaman diyor. Buradan et diyor. Perde diyor.
asıl karakter çocuk çıkıyor sahneye. Çok güzel. Valla tebrik ederim. Bayağı büyük ya. Prodüksiyon yani. Mükemmel. Tebrik ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,